Sevgili izleyenler, Aklımı Seveyim'in 3. bölümündeyiz. Bize ulaşmak isterseniz 0212 263 0101 ya da 263 90 90 nolu telefondan, mail yoluyla ulaşmak isterseniz de aklimiseveyim@ttvturkiye.com adresinden ulaşabilirsiniz. Biz bugün ne konuşuyoruz? Şizofreniyi konuştuk. Şizofreni tanısı alan kişilerin suç işleyip işlemeyeceği üzerine konuştuk. Bu bölümde ve sonraki bölümde de psikiyatrik rahatsızlıkları ve bu kişilerin, psikiyatrik rahatsızlığı olan kişilerin adli yükümlülükleri üzerine konuşacağız. Kiminle konuşuyoruz? Doçent Doktor Doğan Yeşilbursa ile birlikte konuşuyoruz. Peki, dedik ki her şizofreni hastası suç işlemez. Evet. Velev ki biri işledi, bir şizofreni hastası. Bu noktadan sonra ne olur hocam? Bu noktadan sonra olan şudur. Her suç olayında olduğu gibi kolluk kuvvetleri gelir, durum tespiti yaparlar, savcılığa aktarırlar. Savcılık işte verilerini toplar, ondan sonrasında da mahkemeye aktarılır ve yargılama başlar. Fakat her bir aşamadan itibaren, yani kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ya da savcılık aşamasında ya da yargılama aşamasında, hı hı, herhangi birinde o kamu görevlilerinin dikkatini çeken olağan dışı bir durum varsa, bir hastalığa ilişkin ipucu varsa, kişi mutlaka bir hekim değerlendirmesine gönderilir. Bu mutlaka bir bilirkişi incelemesi anlamına gelmeyebilir. Ama görevleri budur zaten. Yani kamu görevlisi ortada bir olağan dışı durum olduğunda ilgili birimden yardım istemek durumundadır. Ama daha sonraki aşamalarda, özellikle savcılık ve özellikle de hakimin önüne geldiği durumlarda, kişinin içinde bulunduğu durumu değerlendirememe ihtimali ya da ciddi bir psikiyatrik hastalığı olma ihtimali durumunda mutlaka bir bilirkişilik incelemesi istenir. Bu ceza yasa maddeleriyle belirlenmiştir. Hakim kararıyla kişi gereğinde hastanede yatırılarak gözlemi yapılmak koşuluyla da değerlendirmeye alınır. Hı hı. Bu değerlendirme sonucunda diyelim ki suçu işlediği anda içinde bulunduğu ruhsal hastalığın suçla doğrudan bir bağlantısı olduğu ya da suçu işlemesine ilişkin süreçlerde suçu niye işlediği, nasıl işlediği, sonuçlarının ne olduğunu öngörüp öngörmediği vesaire gibi değerlendirmeler sonunda ceza sorumluluğunun olmadığı yönünde karar verilir ise hakim bu bilirkişi raporuna dayalı olarak kişiye ceza vermez ama bir başka tedbir uygular. Nedir bu tedbir? Zorunlu tedavi tedbiri. Yine bu yasayla belirlenmiştir. Bu kişiler o yargılamanın sonunda cezaevi yerine hastaneye gönderilirler. Zorunlu tedavi altına alınırlar. Ve hastanede artık orada hastane görevlilerinin, yani hekimlerin, psikiyatristlerin değerlendirmesiyle tehlikeliliği, yine yasada belirtildiği biçimde tehlikeliliği önemli ölçüde ortadan kalkıncaya kadar hastanede tutulurlar. Tutulur. Nedir buradaki ölçü, tehlikeliliğin ortadan, hı-hı, kaldırılması? Çünkü bu hani ne oldu? Bu adam az önce tehlikeliydi, şimdi kalktı. Az önce de vurguladık ya, hastalığı tedavi edildiğinde ilaç tedavisi, psikososyal destek ve rehabilitasyon çalışmalarıyla belirli bir noktaya gelir ve artık bu kişinin o tabloyu tedavi altında kaldığı sürece yeniden suç işlemeyeceği kanaati, hı, hekimde oluştuğunda tehlikeliliğinin önemli ölçüde ortadan kalktığı yönünde bir kanaatle bir sağlık kurulu raporuyla mahkemeye bildirilir ve mahkeme o kişinin hastaneden çıkışına karar verir. Ancak bu mahkemeye bildirim sırasında olası aksamalara, tedavi aksamalarına ya da hastalığın özelliklerine bağlı olarak yine hekimler belirli aralarla kontrolleri öngörülür. Bu ayda birden, 3 ayda bire, 6 ayda bire bile olur ve bir yaşam boyunu bile kapsayabilir. Yani yaşam boyu kişiyi 6 ayda bir savcılığın kontrolünde hastaneye götürülür, değerlendirilir. Hastalığını kusetmişse yeniden hastaneye alınır, tedavisi sürdürülür ve yeniden çıkarılır. Ama önemli olan burada suç işlemiş hastaları bir şekilde etiketleyerek, damgalayarak toplum dışına itip hastaneye kapatmak değil, yeniden rehabilitasyonunu sağlamak ve yeniden toplum içine dönmesini sağlayacak çağdaş tedbirleri uygulamak. Evet, ama bu sonraki süreçte, yani hastalığın kontrol altına alınması, tedavisinin yapılması, yani tedavisi yapılması deyince yine kontrol altına tutulmasından bahsediyorum. Dışarıya, normal hayata, sosyal hayata döndüğünde bizim ülkemizde, değil mi, biraz sansasyonel süreçler maalesef. Mail ediyor. Yani hatırlarsınız, daha çok basın tabii. Onu vurgulayacaksınız siz de sanıyorum. Manisa'daydı sanıyorum bir hasta, çivici katil diye böyle damgalamanın doğruğunda bir şeyle, etiketle. Seviyoruz biz basın, hani Türk ama basını, sansasyon çok ki insani olmuyor ve evet, çok da etik olmuyor. Doğrusunu isterseniz sansasyon peşinde koşmak. Orada sonuçta o kişinin, evet, daha önce çok ciddi suçlar işlemiş olabilir. Buradaki değerlendirme hekimlerin değerlendirmesidir ve o kişinin eğer tehlikeliliğinin önemli ölçüde ortadan kalktığı, ama burada tabii ki doktorlar bir takım kriterlerle hareket ediyor. Nedir o kriterler? Kişinin suçunun niteliği,
tekrarlama potansiyeli, diyelim ki husumeti olan kişilerin hala olduğu ortama geri gönderilmesi, geçmişteki tehlike suçların tekrarlamış olması, alkol ya da madde kullanıyor olması, psikososyal desteğinin olması ya da olmaması gibi kriterler çok genel anlamda dikkate alınarak bu kişinin sağlıklı ortamda tedavisi aksamadan ve sosyal desteği sağlanarak toplum içinde yaşayabileceği öngörüldüğü durumlarda çıkışına karar verir. Ama sadece ve sadece işlediği bir suça ya da duruma ilişkin değerlendirme yaparak sansasyonel olarak bu insanların toplum baskısıyla hastanelere kapatılmasına yol açmak ne kadar insani, o da tekrar suç düşünmek aslında lazım. Ama öyle baktığınızda hangi anlamda, ceza kanunu anlamında öyle suç şey değil ama insani vicdani, olmadığını toplum vicdanında bence suçlu kesimde aslında bu şeye çanak tutanlar oluyor. Peki damgalanma dedik. Aslında damgalanmayı da biraz açalım istiyorum. Hani hastalara ve hasta yakınlarına ne gibi etkisi oluyor bu damgalanmanın? Yani. Çünkü ben örneğin şizofreni derneklerinde çekim yapmıştım. Hı-hı. Ki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de bir sene staj yapmıştım lisans eğitiminde. Gerçekten aslında baktığınızda çok naif karakterler. Onlar zaten etraftan korkuyorlar. Evet. Ama biz toplumca uzaktan baktığımızda filmlerin de etkisi var. İşte bu gazete haberlerinin de sanki çok saldırgan, zarar verecek insanlar gibi algılıyoruz. Hı-hı. Ve işte ne yazık ki damgalıyoruz o kişileri. Peki bu kişilere bu süreç nasıl yansıyor? Ve ailelerine tabii. Bir kere ailelerinde özellikle damgalanmayla beraber ciddi bir şekilde olumsuz duygular yaşanıyor. Hani en somut örneği çok daha yeni yaşadığım bir örnek. Kardeşinin şizofreni tanısı alan kardeşinin tedavisini üstlenen ve sahiden uzun yıllardır hastaneye dahi yatmasına gerek kalmayacak ayaktan kontrolleri sürdürülen kardeşinin tedavisini sürdürüyor, sorumluluğunu üstlenmiş ve evlilik yaşında bir insan. Herhangi bir şekilde evlilik adaylarıyla beraber olduğunda ya da işte onların aileleri şu bu süreçten haberdar olduklarında ortada esen havanın ne olduğunu tahmin edemezsiniz. Dolayısıyla bu sadece bir örnek. Ama bunun dışında o yaşama ilişkin, aynı apartmanda yaşamaya ilişkin, aynı sokakta yaşamaya ilişkin, aynı yerden alışveriş etmeye ilişkin, aynı insanda, aynı otobüste yan yana olmaya ilişkin, yani yaşamın her alanında bu damgalanmanın olumsuz etkilerini görmek mümkün. Yani bu maalesef son yıllarda giderek daha belirgin hale geldi. Ne olduk? Hani biraz bu şehirleşmenin getirdiği bir şey var. Çünkü çok önceki yıllarda biliyoruz. Her sokağın, her mahallenin, her köyün bir hastası vardı ve bütün toplum ona sahip çıkardı. Desteklerdi, karnını doyururdu, üstünü giydirirdi, soğukta bırakmazdı. Evet, o oranın böyle bir tür şeyi olurdu, maskotu olurdu ama ona dayanışılırdı. Yani çocuklar ona işte dalga geçeceklerse, takılacaklarsa insanlar buna kızardı, müdahale ederdi ve hani bizim toplum delisiyle velisini yüceltirdi. Evet. Ama şimdi bu son 10 yıllarda bu şehirleşmeyle beraber giden süreçte insani bir takım değerlerin de kaybolduğunu görüyor olmak çok üzücü. Bu anlamda damgalanma çok daha giderek artan bir sorun olarak önümüze çıkmakta. Evet, şehirleşme arttıkça sanki medenileşmiyoruz da yabanileşiyormuşuz gibi geliyor bana da. Hep birbirimizin açığını da yakalamaya çalışıyoruz ki herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık zaten her konuda aslında bütün hastalıklarda biz korkmaz mıyız zaten damgalanmaktan? Hala bir kısım insanı yok mudur psikiyatristlere, psikologlara deli doktoru demişliği var. Ne yazık doğru, ki hala haklısın. O süreçleri yani damgalanma farklı boyutlarda sürüyor. Bir, en derin, en büyük damgalanma kendi meslektaşlarımız arasında ya da tıp personeli arasında bile suç işlemiş ağır ruhsal rahatsızlığı olanlara için. İkincisi, suç işlememiş de olsa ruhsal rahatsızlığı olanlara için. Üçüncüsü, hiçbir ne suç işlemiş ne bir şey ama zaman zaman danışma ya da yardım amaçlı hekime ya da ilgili kuruluşlara başvuracak insanlar konusunda da bir damgalanma. Dolayısıyla bu damgalanma bu alana ilişkin üzerinde düşünülmesi gereken ve az önce sözünü ettiğimiz insani ve vicdani kriterlerle düşünülmesi gereken bir başlık. Çünkü hepimiz insanız, hepimizin ruh sağlığında zaman zaman aksamalar olabilir, incinmeler olabilir, kırılmalar olabilir. Yani çok daha derin ruhsal rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bütün bunlar konusunda biraz daha farklı değerlerle ele almak gerekiyor. Bir de genel psikiyatrik hastalıkların adli yükümlülüklerine değineceğiz ama öncesinde size şunu sormak istiyorum. Buyurun. Sonra araya geçeceğiz zaten. Herkes bir gün suç işleyebilir mi? Herkes bir gün katil olabilir mi? Hep böyle bir avuç insan bir araya geldiğinde bu tartışılır ya.
Yok bende var o. Yok yok ben asla hani karıncayı bile incitemem der kimisi. Hepimizin içinde öyle bir şey var mıdır? Bunun net bir cevabı var mıdır yani? Hayır bunun net bir cevabı olamaz. Yani bir kere herkes suç işler mi, herkes katil olur mu? Çok böyle geniş bir spektrum. Suç kanunda tanımı olduğunda ancak geçerli bir şey. Yaşadığımız ve aslında kanunda tanımı olmasa da aykırı, toplumca kabul edilmeyecek bir takım davranışlar aslında suç ve herkes her gün bunları işliyor. Yani kimileri kabahatler çerçevesinde tutuluyor, kimileri minik suçlar. Ama bunlar kanuni anlamda suç olmadığı için, kanunda yeri olmadığı için, tanımı olmadığı için bir yargılamaya tabi olmuyor. Ama bunun dışında kanunda tanımı olan işte adam yaralama vesaire vesaire ve çok daha ileriye giden yani. Suçlar. Herkesin işleyeceği suçlar değil. Herkesin içinde aslında hani çok daha derinlerden gelen Thanatos ve Eros diye yaşam içgüdüsü ve ölüm içgüdüsünden söz etmek mümkün. Ve bu ölüm içgüdüsü ya da bununla bağlantılı olarak olumsuz yaşamlara ilişkin yıkıcı dürtülerin bir şekilde insan yaşamını etkilemesi söz konusu. Ama neyimiz var? İnsan olmaktan kaynaklanan bir eğitimimiz var, toplumsal kurallarımız var ve dolayısıyla bu çerçevede uyum sağlama kapasitemiz söz konusu, onun gelişmesi söz konusu. Ha bunun gelişemediği durumlarda, o uyum sağlama kapasitesinin gelişemediği durumlarda kişinin o dürtülerini kontrol edemediği, o derinden idden gelen dürtüleri kontrol edemediği ve o saldırganca dürtüleri uygun şekilde yönetemediği durumlarda bu davranışlar ortaya çıkabilir. O durumlarda da zaten hastalıktan söz etmek mümkün evet, değil. Durum zaten onlar zaten hukuki olacak. Süreçlerde evet. Sonuçlarını cezaevlerinde tamamlarlar. Evet, şizofreni dışında psikiyatrik bir tanı almış hastadan bahsedeceğiz. Örnek vere vere bu kişilerin adli yükümlülükleri var mıdır? Bunu konuşacağız Doğan Bey'le ama öncesinde kısacık bir ara.